Devlete borçlanıyoruz çeşitli sebeplerden dolayı ve günü geldiğinde de borcumuzu zamanında ödeyemediğimiz için devlet faiz bindiriyor. Bu durumda devletin sistemi faizden oluşuyor. Devlet faiz sistemiyle çalışıyor. Bu durumda kamuda çalışanların durumu ne olur? Hani faizli bir müessesede mi çalışmış olurlar? Kamuda çalışanlar çalıştıklarının maaşlarını alıyor. Yani emeklerinin karşılığını alıyorlar. Onların aldıkları para faiz olmaz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu para helal mi haram mı? Nasıl kazandığıma bağlı değil mi? Bunu faizden kazanmış olabilir. Helal yoldan da kazanmış olabilirim. Helallik, haramlık bu paranın kendisinde olur mu? Olmaz. Kazanma şeklinde olur. Bu sebeple sizin dükkanınıza gelip de bir mal alan kişiye parayı nereden kazandın diye sormazsın. Sormazsın da yani. Hem soramazsın hem sormazsın. Ama birinden çaldığını biliyorsan o zaman ona engel olman lazım. O başka bir şey. Şimdi peki bir de şunu su değil de içki kabul edin. Farz edin ki bu bir içki. İçki ise eğer helal mi haram mı? Haram. Haram bunun yapısındadır değil mi? Kimin elinde olursa olsun haramdır. İster para verip almış olsun, ister birisi hediye etmiş olsun, ister kendisi üretmiş olsun, ister başkası, hiç fark etmez. Eğer bu bir içki ise haramdır. Ama bu paraysa, paranın kendisinde helallik, haramlık yoktur. Kazanma şeklinde vardır. Haramlık kazanma şeklinden ise sadece kazanan kişiyi ilgilendirir, ikinci kişiyi ilgilendirmez. Tamam mı? Yani birisi parayı gayrimeşru bir yoldan kazanmışsa, diyelim işte içki satmış kazanmış. Efendim başka şekilde yani haram dediğimiz yollarla kazanmış, faizden elde etmişse bu ona haramdır. O parayla aldığı bir maldan dolayı o parayı alan ikinci kişiye haram değildir. Çünkü paranın kendisinde haramlık yok. Ama bu içki olursa, bu içkiyi hangi Müslümana verirsen ver haramdır. Değil mi? Hangi şekilde verirsen ver haramdır. Ondan dolayı haramda iki tane şey vardır. Bir malın kendi yapısından kaynaklanan haramlık, yani haram li aynihi denir. Bir de malın yapısından değil de elde etme şeklinden kaynaklanan haramlık, ona da haram li gayrihi denir. Şimdi kamuda çalışan insanlar kendileri faizli bir işlemle meşgul olmadıkları için aldıkları maaş tamamı devletin faiz gelirinden olsa bile faiz olmaz. Bu tıpkı mesela bir bankaya faizli para yatırmış, faiz geliriyle geçinen bir kimsenin gelip sizin dükkanınızdan bir mal almasına benzer. Siz o malı rahatlıkla satabilirsiniz ona. Onun parası size haram değildir. Bu sebeple yani kamuda çalışanların maaşları bu açıdan onlara haram olmaz.